Arkadaşlar hoş geldiniz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ikinci videosu. İlk videomuzu görmüştük. Bu formatla gideceğiz demiştik. Özet yapıp soru çözmüştük. Aynısını devam ettireceğiz. Ee, arkadaşlar, AGS sınavının e, 222 sayılı yönetmeliği kanunu bize şöyle diyor: İlköğretim ve Eğitim Kanununda ilk derste şu üçünü gördük arkadaşlar. Birinci derste. Birinci bölümde teşkilat yapısından bahsettik. Ee, yine ilk öğretiminin görevlerinden bahsettik. Ve üçüncü bölümde bu kaldırılmıştı değil mi? Mülga demiştik. Üçüncü bölüm yok gibiydi. Şimdi bu derste dört ve beşinci bölümü göreceğiz. Ee, yine özet yapacağız. Yine soru çözeceğiz. Şimdi dördüncü bölümümüz okul öncesi eğitim, öğretim kurumları ile ilk öğretim okullarının açılma, kapanma, ara verme zamanları. Nedir burası? Madde 441 kaldırılmış. 42'de ilk öğretim kurumlarının açılması, kapanması, eğitim öğretime ara vermesini kim belirleyecek? Bu zamanları Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor. Çıkaracağı yönetmeliklerle işte okullar hatta sene sonunda bir sonraki sene ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, ara tatil. Bunların hepsi belli oluyor değil mi? Buna Milli Eğitim Bakanlığı bunu çıkaracağı yönetmeliklerle belirliyor. 43. 3. maddede ilk öğretim okullarının yaz tatili sınavların bitiminden yeni öğretim yılının başına kadar süren zaman dilimi. Tek öğretmenli okullarda özellikle doğuda böyle birleştirilmiş sınıfların olduğu tek öğretmenin olduğu okullarda burada görevli bir öğretmen var değil mi? Okulun her şeyi müdürü, müdür yardımcısı öğretmeni o. Burada yaz tatilleri bölge ilk öğretim müfettişleri ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından o okul kurumda korunarak ona göre belirleniyor, ona göre ayarlanıyor. Kim var burada? Bölge ilk öğretim müfettişleri, ilçe milli eğitim müdürü. Yani o öğretmen sizsiniz. Normalde tatillerde de okullarda müdürler, müdür yardımcıları, idareciler bulunur değil mi? Siz okulda teksiniz ve bu okulda derse de giriyorsunuz, müdürlükte yapıyorsunuz. Müdür yardımcı her şeyi sizsiniz. Vallahi maalesef temizlikçisi de sizsiniz. Her şeyi siz. Kalorifercisi de. Şimdi burada görev yapan siz de okul bitti. Ne yapacaksınız? Hep orada mı duracaksınız? Yani 365 gün mü çalışacaksınız? Hayır. İşte buradaki yaz tatillerini ilk öğretim e, müfettişleri, bölgedeki müfettişleri ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından karar veriliyor. Genellikle onlara da e, yani iki aylık bir tatil süresi tanınıyor. Burada öğretmenlere... Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilecek işler dışında öğretmen başka bir işte yükümlü tutulamaz. Yani bize başka bir iş verilemez. Mesela pandemide öğretmenler e, bu ne diyelim şu an unuttum ama pandemide şöyle bir şey vardı değil mi? Yani ben e, temaslıydım vesaire evde ismi aklınızdadır benim gelmedi. Ee, o ekipler kuruluyordu. Sağlıkçılar buna yetmiyordu. Öğretmenlerinde de bazıları görevlendirildi. Bu olağanüstü bir durumdu değil mi? Onun kararnamesiyle öğretmenler de görevlendirildi. Ne yaptı? Öğretmen aradı. Evde misin? İşte e, temaslı mısın? Evet çıkmayın. Şöyle yapın, böyle yapın. İyileştiniz mi? Takibi yapıldı. Ama öğretmene normalde meslek, öğretmenlik mesleği dışında bir işte yükümlü tutulamaz. Madde 45 bitmiş. 46 yani kaldırılmış. 46. madde. Şimdi bakın buranın üzerinde duracağız ve bir sonraki sayfa önemli. 5. bölüm kayıt ve kabul. Şimdi okula öğrenciyi alacağız. Şöyle diyeceğiz. 3. maddede neyimiz vardı bizim? 3. madde. 3. madde ne diyordu bize? Şöyle bir şey diyordu değil mi? 6-14 yaş arasında kız erkek çocuklarını alıp ücretsiz kaydediyorduk. Şimdi diyor ki her veli ya da vasi ya da aile başkanı çocuğunu zamanında ilkokula yazdırmakla yükümlüdür. Bu se çocuk senin himayende, senin korumanda, senin çocuğun. Bu çocuğu okula yazdırmak zorundasın. Burada veli-vasi az çok biliyoruz ama aile başkanı soruldu. Aile başkanı nedir? Çocuğun velisi değil, vasisi değil, onlar yok. İlk öğretime devam mecburiyeti olan çocukları yani... 6-14 yaş arasındaki çocukların sürekli yanında bulunduran, onları yanında bulunduran, barındıran, onları çalıştıran kişilere aile başkanı diyoruz. Veli, vasi aile başkanı çocuğun okula yazdırmak zorunda. Peki çocuk okula yazıldı. Okula yazıldı. Çocuk o öğrenim çağını bitirdi. Yani 14 yaşına geldi. 14 yaşı bitti. Çocuk ilkokulu bitiremiyor. Bu rakam da önemli. Okulu bitiremiyorsa çocuğa ilave 2 öğretim yılı daha süre veriyoruz. Bakın çocuk 14 yaşına geldi okulu bitiremiyor. 2 öğretim yılı daha süre veriliyor ona. Unutmayın unutturmayın bunu. Bu 2 yıllık uzatma sonunda çocuk yine bitiremiyor. Tırnak içinde söylüyorum. Kardeşim seninle mi uğraşacağız? Al tasdiknameni git. Yani çocuğa tasdikname vererek öğrenim hayatı ne yapılıyor? Yarıda kesilmiş oluyor. Ha bu çocuk ilerleyen dönemde ne yapabilir? Yaygın eğitim göreceğiz. 1759 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yaygın eğitime gidip halk eğitim merkezlerinde okuma yazma kurslarına katılabilir, sınavlara girerek denklik alabilir vesaire onları söyleyeceğiz. Şimdi durum bu. Madde 47 yani çocuk veli vasi aile başkanı tarafından okula yazdırılacak. Okula yazıldı ama okulu bitiremedi. 14 yaşı geçti çocuk okulu bitiremedi. 2 yıl uzatılabilir o süre ama yine bitiremedi tasdikname alır. Öğretim yılı nedir? Okulda derslerin başlamasından bir hafta öncesinden başlayıp son sınava son güne kadar yapılan geçen süreyi biz öğretim yılı diyoruz. Okul başlamadan o hazırlık süreci oluyor uyum haftası yani bir hafta öncesinden başlayıp son güne kadar ki sınavların yapıldığı ana kadarki süre. Şimdi önemli bir sayfa. Buraya odaklan. Bura gerçekten önemli. Yani burayla alakalı diyorum ya EKS işte o yöneticilik sınavlarında soru gelmiş. Her yıl derslere başlamadan önce şimdi veli, vasi, aile başkanı çocuğu okula yazdıracak. Birazcık daha kırsala gidelim. Her ders yılı başlamadan en az 15 gün önce muhtarlarla okul müdürleri işbirliği yapıyorlar ve çocukların künyelerini oluşturuyorlar. Çocukların künyelerini oluşturduk. Okul müdürüsünüz, oraya orada doğdunuz, büyüdünüz ya da oraya başka bir ilden geldiniz. Herkesi tanımıyorsunuz. Orayı tanıyan kişi kim? Muhtar. Muhtarla işbirliği yaparak çocukların künyelerini oluşturuyoruz. Kaç adet künye? 3 adet künye oluşturuyoruz. Bu künyede yani bu çizelgede, bu mat, bu formda okul idarelerine, ilçe milli eğitim müdürlerine ve kendimize saklıyoruz. Yani bir taneyi okula bıraktık, birini okulun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürüne ki ana dosyalar hep orada olur, oraya bağlıyız ya. Okul idaresine bıraktık, ilçe milli eğitim müdürüne bıraktık ve bir tanesini de yanımızda sakladık. Bu böyle mi? Hazırlığımızı yaptık. Çocukları zamanında okula yazdırmaları için veli, vasi, aile başkanlarına bildiriyoruz, söylüyoruz, ilan ediyoruz, haber gönderiyoruz. Diyoruz ki bak çocuğun okula başlayacak, o çağa geldi. Hadi çocuğunu çalıştırma, bağda, bahçede çalıştırma ya da yaylada bırakma. Çocuğunu okula yazdır, okula gönder. Şimdi okula çocuk yazdırılmamış çocuklar ne olacak? Okul müdürleri kendi yani bu çocukların şeysi var, künyeleri var, bilgileri var yani. E, Veli'den, Vasi'den, aile başkanından bekledik, haber yolladık, gelmediler. Biz bunları kendiliğimizden okula kaydediyoruz. Ve Veli'ye diyoruz ki, Vasi aile başkanına diyoruz ki, bak çocuğunu kaydettik, bunu okula gönder. Gelmezse ne olur? Devamsız öğrenciye ne yapıyorsak onu yapacağız. Onları da söyleyeceğim size ki o kısım da çok önemli. Şimdi bunu görsel hale getirelim. Çocukların künyeleri oluşturulur. Ne zaman? Okula başlamadan önce. Ne kadar önce? 15 gün öncesine kadar çocukların künyeleri yani bilgileri, TC'leri, anne baba isimleri bunlar hazır hale getirilir. Getirildi. Veli'ye deniyor ki 3 nüsa yapıldı bunlar. Ve bunu kim yaptı? okul müdürüyle o bağlı olduğu köydeki muhtar, mahalle ya da köy muhtarları. Okul müdürü ve muhtarlarla beraber çocukların künyelerini 15 gün önce oluşturduk ve bunların bir tanesini okul idaresine, birini ilçe milli eğitim müdürüne, birini de yanımızda bıraktık. Tamam. Veliye diyoruz ki çocuğu okuluna gönder yoksa devamsız yazılacak. Peki çocukların nüfus cüzdanı yok. Daha kırsaldayız. Eskiden bunlar çok yaygındı. Yani çocuklar 2-3 çocuk bir anda yazdırılırdı. Bu Karadeniz'de de böyle, Doğu'da da böyle. Belki batının batıda da böyleydi yani. Biz çocukluğumdan az çok hatırlıyorum. Ya da çocukların doğum tarihi bir bir hep birinci birinde doğan o kadar çok kişi var ki değil mi? Yani tesadüf değil. Genellikle ne zaman ya? yaz onu yılbaşında doğdu. Böyle yapılıyordu. Şimdi çocuğun nüfus cüzdanı yok, bir kimlik bilgisi yok. Ee, biz bunu ne yapacağız? İht, köylerdeki ihtiyar heyetleri var ya. Onların tayini, tespiti. Çocukları görecekler. Bu çocuk evet şu zamanda doğ, doğmuştu, şöyleydi, böyleydi. Onları da çizelgeye ekleyeceğiz arkadaşlar. Birleştirilmiş sınıflar var. Maalesef keşke olmasa. Burada bir öğretmene düşen sayı en fazla ne olacak? 40 kişi olacak bu da soruldu dikkat 40 kişi yönetmeliklerde sayılar sorulur arkadaşlar ve ilk öğretim diyoruz ya 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu ilk öğretime o eğitim sürecine başlamaya vurgu yapıyor bu kanun her yıl eylül ayının 3. haftası okullar genellikle 2. hafta açılır değil mi 3. hafta okullar artık açıldı yerleşti 3. hafta ilk öğretim haftası olarak kutlanır bu da soruldu buna da dikkat edin Hatta yani önemi, ilk öğretimin önemi, okuma yazmanın önemi vurgulanır. Camilerde, hutbelerde okulun, eğitimin önemi vurgulanır. O da ilk haftası içerisinde yapılır bunlar. Böyle topluca okumanın, eğitimin önemine vurgu yapılır arkadaşlar. Şimdi özetleyelim. iki bölümümüzü özetliyoruz. İlk kurumlarına açma, kapama, ara verme o zamanla alakalı kısımları Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleriyle düzenliyor. Çocuğu okula gönderecek kişi, bakmakla yükümlü olan ya da bakan, veli, vasi aile başkanıdır. Onu okula yazdırmakla yükümlüdür. Aile başkanı, çocuğun velisi değil, vasisi değil, çocuğu yanında bulunduran, barındıran, çalıştıran kişiye aile başkanı diyormuşuz. Ve burada bir çocuk okula yazdırıldı, 6-14 yaşının okula yani zorunlu eğitim çağının dışına çıktığı yaş itibariyle çocuk artık 15 yaşına girdi... E, bu defa çocuğa iki öğretim yılı ilave süre tanınır. Yine bitiremedi, tasdikname verilir. Ve dedik ki okul başlamadan önce çocukların künyeleri oluşturulur. Kim tarafından? Okul müdürü ve muhtar tarafından. Okul başlamadan 15 gün önce bu işlem yapılır. Çocuklar hazırlanır, künyeler e, oluşturulur. Bunlar veliye, vasiye, aile başkanına söylenir. Çocuklar okula gönderin denir. Eğer göndermedi kaydı yapılır. Kimliği yoksa çocuğun, yıpranmışsa, yok olmuşsa heyetle beraber çocuklar görülerek yine onlar da künyeye eklenir. Bu künyedeki bilgiler bir tanesi okul idaresinde kalır, biri ilçe milli eğitim müdürlüğünde, biri de muhtarın yanında durur arkadaşlar. Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen başına düşecek öğrenci sayısı en fazla 40 olmalıdır. Ondan fazla olamaz. İlk öğretim haftası da Eylül ayının 3. haftasıdır. Gelsin sorularımız. 222 sayılı ilk, öğretim kanununa göre veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilk öğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran, barındıran, çalıştıran kişilere ne denir? Aile başkanı denir. Bunu da paylaştım. Soru paylaşımları da yapacağım. Yine söylüyorum dökümanları şu an yüklemedim ama döküm, izlediğinizde muhtemelen dökümanları yönetmeliği tam bitirdiğimde Burada kullanmış olduğum halini sorular hariç halini Telegram grubuma koyacağım. Telegram'a nereden ulaşırsınız? Instagram metin sar 61 var ya. Oradaki Instagram'daki ana sayfamda linki var orada. Tıklarsanız oraya Neo Kitap ve Instagram'ın e, özür dilerim Telegram'ın linkini bulursunuz. Orada dosyalar bölümünden alabilirsiniz. E, YouTube kanalına da abone olursanız ayrıca memnun olurum. Çok çok teşekkür etmiş olurum arkadaşlar. Gelsin ikinci soru. Muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce? Bunlar o kadar çok diyeceğiz ki hepsi aklımızda kalacak. Köy mahallelerdeki mecbur öğretim çağındaki çocukların künyelerini gösterir, çizelgeyi hazırlarlar. Çocukların künyelerini ne zaman hazırlayacağız? Okul başlamadan 15 gün önce en az. 15 gün önce hazırlayacağız. Bir ay önce hazırla yani. 15 gün önce hazırlayacağız. 222 sayılı kanuna göre birleşmiş sınıflarda öğretmen başına birleşmiş sınıflarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? 40'tan fazla olamazdı. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da sormuş olalım. Bunlar önemliydi. Arkadaşlar ikinci videoyu burada bitiriyorum. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. 222.789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, yine Öğretmenlik Meslek Kanunu Bunların hepsini anlatacağız. Eğitimin temellerini anlatacağız. Dilim döndüğünce bu dersleri anlatacağım. Bunun dışında tarih, coğrafya, Türkçe, matematik, anayasa hocalarıyla beraber videolarımızın hepsi AGS başlığı altında olacak. Hepsine buradan bir aksilik olmadığı sürece ulaşacaksınız. İnşallah ikinci yarıda takdir ederseniz isterseniz inşallah soru bankamız, deneme sınavımız da çıkmış olacak. Biz de sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Sizler de adapte olmaya çalışıyorsunuz. E, alana ağırlık verin. Alan işin %50'si. E, burada %50'si. Dolayısıyla artık soru kaçıracak bir durumumuz yok. Soru sayıları çok azaldı. 80 soru o kadar belirleyici oldu ki alanı olmayan için her soru hayat önem taşıyor. O yüzden bıkmadan usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. İyi olan tarafı şu. Akademiye girdik artık mülakat yok e, ondan da kurtulmuş olacağız. İnşallah hepimiz için güzel olur. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.